Yeşilçam'da kötü adam rollerinin unutulmaz oyuncusu Kenan Pars, bakın bugünlerde neyle uğraşıyor? Bir Yeşilçam emekçisi, kötü adam karakterlerinin jönü, Kenan Pars. Yılların eskitemediği usta oyuncu, şimdilerde ilerlemiş yaşına ve Yeşilçam'dan uzak kalmasına rağmen bir şekilde hayata tutunmayı başarmış. Şimdiye kadar o kadar güzel farklı işler yaptınız ki, ayakkabıcılık, bilmeyenler vardır, düğmecilik, çilingircilik, bir sürü işle uğraştınız. Şimdi de sizi yaşama bağlayan nedenlerden biri zannediyorum ki bu arkamızda duran güzel tablolar, hat sanatı. Evet. Değil mi? Evet. Nereden geldi fikir? Nereden başladınız? Şöyle birden hani. Bundan evvel ben kilim desenleri yaptım. Ufak kağıtlarla. Onlar da ben icat ettim. Ondan sonra 50 tane, 50 küsür parça yapmıştım. Sergi açtım burada. Bir tane satılmadı. Küstüm. Çalışmalarının ilgi görmemesi Kenan Pars'ı üzmüş belki ama o yılmamış ve bu kez hat sanatına gönül vermiş. Siz Ermeni asıllı Türk vatandaşısınız. Evet. Müslümanlara özgü hat sanatı yapıyorsunuz. Evet. Mesela Arapça biliyor musunuz? Onu söyleyeyim önce. Bilmiyorum efendim. Bilmiyorsunuz. Peki hani soranlar oluyor mu size? Nereden çıktı hani hat sanatı bunlar, yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz sen onlara? Ne anlarsın bunlardan dedi. Ben de dedim ki ben Müslüman ülkede yaşıyorum. İslam'ın her şeyi bana ait. Allah da, peygamberi de, yazısı da, çizgisi de hep bana ait. Ben bundan uzak duramam dedim. Böylesine bir cevap verdim, bilmiyorum. Hat sanatına başlamadan önce, bunları yapmadan önce böyle bir araştırdınız mı? Nasıl, kim destek oldu size, yanınızdaydı? Hiç. Kimse destek olmadı. Ben bir hikaye var başından geçmiş. Ondan ötürü. Biraz yakınlık. O hikayeyi. Biraz yakınlık hissederim İslamiyet'e. Askerlikte Ali Bey diye bir subayın emir vereydim ben. Ben marangozhanede yatıp kalkıyorum. Orada bir marangozhane var mı? Orada yatıp kalkıyordum. Evimdeki hanım bir gün dedi ki bana, sizin de paskalyanız geliyor galiba değil mi dedi. Geliyor. Neleri yaparsınız acaba dedi. Evden neleri yaparlar falan. Sen bize gel dedi. Biz bir yemek yiyelim dedi. Peki. O gün gittim. Mağazada ne var? Kırmızı yumurta. Yumurta, piyaz. Paskalya çöreği. İstanbul'dan getirmiş, orada yok böyle. Balıkesir'deydim. Ondan sonra ıskınmış dolması dedim mi? Evet. Tüylerim ürperdi. Olacak şey değil yani. Evet. Düşüneyim bir kere ben. Kadın İslam. Benim bayramımı biliyor. Ben niye onun bayramını bilmeyeyim? Ben niye ona yakınlık göstermeyeyim? Bu hoşgörüyle siz de daha farklı yaklaştınız. Tabii. Evet. İşte ondan sonra başladı. Türk sineması nasıl değerlendiriyorsunuz? İzlerken filmleri izleyebiliyor musunuz? Son yapılanları. Hayır, ben sinemaya gitmiyorum. Ne yerine ne yabancı. Neden? Gitmiyorum. Böyle bir küskünlük mü var sanki biraz? Var, bir şeyler var. Bir şeyler var. Şimdi rol gelse böyle kabul eder misiniz? Düşünür müsünüz? Hemen.